Evet sevgili TKV YouTube kanalı izleyicileri. Şu anda Trabzon Dernekler ve Trabzon Dernekler Federasyonu'nun İstanbul'da çok nezih bir yerde Trabzon evinin açılışındayız. Ve şu anda yanımızda Dernek Pazarı Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Dernek Başkanı Yardımcımız Sayın Hasan Coşkun'la beraberiz. Sayın Hasan Coşkun abimiz gelmiş ve burada görevini yapıyor. Ve şu anda bu açılışla ilgili genel görüşlerini almak istiyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, öncelikle merhaba Ahmet Bey, sen de hoş geldin. Güzel bir bahar gününde, hava da güzel. Gerçekten bir Trabzonlu olarak, Trabzon olmaktan gurur duyuyorum. Memleketimin güzel insanları çok güzel eserler yapmışlar. Bu eserler de onlardan bir tanesi. İnşallah açıldıktan sonra içerisinde göreceğiz. Trabzon'umuz için, bütün Karadenizler için hayırlısı olsun diyorum. Hasan abi, sizce bir yönetim kurulunda aynı zamanda böyle sivil toplum örgütlerinde görev yapmış hala devam eden bir kişi olarak İstanbul'da yaşayan Trabzonlulara buranın nasıl bir faydası olacağını düşünüyorsunuz? Yani şimdi insan memleketine gittiği zaman evine gitmiş oluyor değil mi? Burası da bizim evimiz gibi yani. Hiçbir Trabzonlunun kendisini yalnız hissetmeyeceği, evsiz hissetmeyeceği bir yer olacağını düşünüyorum ben. O yüzden çok faydalı olacak diyorum yani. Aslında biz de aynı temennilerde bulunuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğun güzel bilgilerden beri. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Ahmet kardeşim. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet, sevgili DGV YouTube kanalı izleyicileri, canlı yayındayız şu anda. Şu anda yanımızda Trabzon Dernekler Evi'nin açılışında gelmiş olan İstanbul'da yaşayan değerli iş adamlarımızdan Ziya Bey ile beraberiz. Sayın Ziya abim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi uzay yakından tanıyoruz. Uzun zamandan beri evet. İstanbul'daki sivil toplum örgütlerinde dışarıdan da olsa, içinden de olsa çok büyük yardımlarınız olduğunu biliyoruz. İyi bir Trabzonsporlu olduğunuzu biliyoruz. Ve şu an Trabzon Dernekler Federasyonu'nun evet. İstanbul'un nezih yerinde Trabzon evinin açılışında bulunuyoruz. Evet. Genel olarak görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Ziya Başkan? Şimdi her şeyden önce çok mutluyuz. İstanbul'un Trabzon için böyle bir binaya ihtiyacı var her zaman. 5 katlı bina. Yok her şey var. Allah'ın izniyle bizi hemen hemen her gün burada toplanacağız. Hani diyoruz ya bize her yer Trabzon diye. Evet. İşte bu bina bunu kanıtlamış oldu. Ve buranın devamı burada olacağız. Burada eşimizi, dostumuzu ağıracağız ve bundan mutlu olacağız. Peki başkanım, bu ev İstanbul'daki evin İstanbul'da yaşayan veya dışarıdan gelen Trabzonlulara nasıl bir faydası olacağını düşünüyorsunuz Sayın Başkanım? Her yönden faydası olacak. Hem ekonomi hem magazin olarak. Yani eşimizden, dostumuzdan haberimiz olacak. Kimsesiz yardım ihtiyacı olanlar, öğrenciler, evet, aynen. Her şeyler onlara değil mi? Elimizden geldiğince burs vereceğiz. Çok iyi. Onların okumasına, yükselmesine. Ya bir çadı altında toplamak çok daha büyük. Amaç bu. Ziya Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı bakalım. Sağ olun. Evet sevgili TKV Vakfı YouTube kanalı izleyicileri, şu anda canlı yayındayız. Şu anda yanımızda Trabzon Dernekleri Başkan ve Federasyonu Başkan Vekili Sayın aynı zamanda Of Hayrat Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Birleşik Makineler Dernek Başkanımız Sayın İdris Türk Başkanımız yanında. Sayın Başkanım böyle bir güzel bir açılışta bulunmaktan çok keyif duyuyoruz. Sizin genel görüşlerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Vallahi kısaca şunu söylemek istiyorum. 20 yıl evvel hayallerimizin projelendirilerek böyle bir esere kavuşmasının mimarı elbette ki Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun Genel Başkanı Sayın İsmail Şatıroğlu'dur. İsmail Şatıroğlu'nun yönetiminde teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan vekili olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Başkanlığını yürütmekte olduğum Of Hayrat Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneği'nin kurucu üyesi olduğu Dernekler Birliği adı altında kurduğumuz yapının bugün Trabzon Dernekleri Federasyonu ismiyle böyle bir esere ve Trabzon Evi adını verdiğimiz Trabzonluların, Trabzonlu siyasetçilerimizin, iş adamlarımızın ama hepsinden önemlisi Trabzon sevdalarının birlikleri içerisinde böyle bir günü bize yaşatan Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsem azdır diyorum.
Bizim bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan basınımıza, sizlere, gelecek olanlara çok teşekkür ediyoruz. Nice birliktelikle çok güzel projelere imza atabileceğimize inancımız tamdır. Bugün burada genel başkanımız gerekli mesajları verecek. Konulara girmek istemiyorum. Çünkü bu mesajlar genel başkanımızın ağzından duyulsun istiyoruz. Bu yapı izlenmeye değer bir yapı. Başkanım, bir metropol şehirde böyle bir binanın açılması hakikaten bizler için gurur kaynağı olmuştur. Peki bunun İstanbul'da yaşayan Trabzonlulara ve dışarıdan gelecek olan Trabzonlulara ne tür bir faydası olacağına inanıyorsun başkanım? Şimdi öncelikle şunu diyeyim. Metropol kentten öte Fatih'in fethettiği İstanbul'dan bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'la Trabzon'un ilintisini biliyoruz. Bu şehirde, bu kadim şehirde Trabzonluların fethinde olan, bugün var olan, yarın var olacak yapısını biliyoruz. Bu yapıya hizmet edebilecek gençlerimize çok büyük hizmetler vereceğine inandığımız bu yapının gençlik kollarının kütüphanelerimizde, etüt odalarında eğitim olarak, kültür olarak ve devletimizin ve milletimizin birliğiyle alakalı bütün etkinliklerin merkezi konumunda olacaktır desek hepsi içinde var olur. Başkanım, sizin aynı hem kendi derneğinizin hem de O Hayrat Derneği içerisinde ve bu bölgemizde yapmış olduğun hizmetleri çok iyi biliyorum. Burada da çok büyük başarılara imza atacak olduğunuza inanıyoruz. Sizin gibi değerli bir hem iş adamı hem de bir başkanları, sivil toplum örgütü liderlerinin diyelim böyle bir toplum içerisinde görev almalarından biz şahsen olarak gurur duyuyoruz. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum Sayın İtir Başkanım. Şöyle söyleyeyim. Bir hani deriz ya, lokomotif güçlü olursa vagonlarda bir sıkıntı olmaz. Bizim lokomotifimiz de bizim genel başkanımız Sayın İsmail Şatıroğlu. Çok ciddi bir gönül adamı. Ben de iş adamlarımız çok var. Ben iş adamı değilim, gönül adamıyım. Öyle söylüyorum eyvallah, ben kendimi. Eyvallah. İş insanlarımız, iş insanları deniyor şimdi biliyorsun. Doğru. Başarılı iş insanlarımızın desteği, katkılarıyla çok daha büyük projelere imza atabileceğimizi düşünüyorum. Bu yapı var, bu inanç var, bu irade var. Bu güç kudret bizde var olduğu müddetçe bizi izlemeye devam etsin insanlarımız. Başkanım çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz çok güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili TGV YouTube kanalı izleyicileri, şu anda canlı yayındasınız. İdris Başkanımızın vermiş olduğu çok güzel bilgilerden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol başkanım. İzlemeye devam edin. Ayağınıza sağ ol. Çok güzel mesajları duyuracağız milletimize. İnşallah başkanım. Teşekkür. Evet sevgili TGV YouTube kanalı izleyicileri, şu anda canlı yayındayız ve şu anda İstanbul'un Nezih kendinde ve İstanbul'a yapılan en güzel hizmetlerden bir tanesi Trabzon evinin açılışındayız ve bu işin mimarı, mimarlarından ve bizim başkanımız, çatının başkanı değerli İsmail Şadıroğlu başkanımızın yanındayız. Sayın başkanım, sizi tebrik ediyorum. Her şeyden önemlisi elinize kolunuza sağlık diyorum. Böyle güzel yeri açıyorsunuz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi almak istiyoruz sayın başkanım. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Geldiniz, şeref verdiniz. Tabii burada teşekkürü ben değil, İşte gördüğünüz gibi kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetimimiz ve kıymetli hemşehrilerimize yapmak lazım. Dolayısıyla bakın, olağanüstü bir bina burada ortaya çıktı. Bu olağanüstü bu binada düşünün, kimseden bir kuruş almadan burası ele geçirilmiş, yapılmış, kimseden bir lira almadan ele geçirilmiş diye düzeltiyorum. Yani, kimseden bir lira beklentisi olmadan hemşehrilerle beraber bu birlikteliği sağlayarak bu olağanüstü eser ortaya çıktı. Biraz sonra da işte gördüğünüz olduğunuz gibi insanımızın heyecanlı, insanımızın buradaki bu coşkusu bizi ziyadesi mutlu ediyor. Onun için boşuna demiyoruz. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon kelimesi bu birlikteliktir. Dolayısıyla başkanım, biraz da bu sizden kaynaklanıyor yalnız. Sizin buradaki çalışmalarınız ve evet, insanlara katmış olduğunuz pozitif enerjiniz ve güler yüzünüz ve yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığıdır. Bu insanlar biraz da sizler için de geliyor başkanım. Eksik olmayın. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Tabir var. Marifet iltifada tabidir diye. Eyvallah ama tek başına hiçbir şey olmaz. Doğru. Tabii ki insanları kucaklıyoruz. İnsanları seviyoruz. İnsanımı seviyorum ben. Bu anlamda ya biz insanımıza ne yapabiliriz, ne katkı veririz, onun derdi ve mücadelesi içerisindeyiz. Bu anlamda başka bir sıkıntımız yok. İnşallah daha güzel hizmetlere. Bu başlangıç, bunun devamı gelecek. Daha yapacağımız çok işler var. İstanbul'a
olağanüstü bir kız yurdu yapacağız. Maşallah. Ben o soruyu soracaktım size başkanım. Böyle binadan sonra önümüzdeki hizmetlerinizi nasıl tarif edersiniz? Nasıl bir hizmetler yapacaksınız? Bizlere daha neler kazandıracaksınız başkanım? Tabii ki Allah nasip ederse projelerimiz var, hedeflerimiz var, yapacağımız çok işler var. Bu anlamda sadece şunu söylerim, bizi takip edin. Başkanım sadece şu kadarını söyleyeyim size, bir hayranlarınız ve şu anda çok yoğunsunuz biliyoruz. Buradaki herhangi bir üyelik sistemi, buraya gelip gidiş Trabzonlu hemşerilerden herhangi bir şey, nasıl bir takip sistemi var mı yoksa nedir, herhangi bir üyelik sistemi var mı, nasıl olacak? Üyelik denilen hiçbir şey yok. Biz burada sadece kimliğini, bu kapımız, gösteren... kimliğine de gerek yok. Bizim burası tüm halkımıza açıktır. Sadece Trabzon değil, ülke halkına açıktır. Burası ciddi sekreterya verecek bir yer burası. Buradan diğer tüm federasyonlara, başka ülke şehirlerin de federasyonlara da duyurulur. Bak böyle bir özverili bir yer varımız ve aynı zamanda başkanımız da bunun da karantisini veriyor. Evet başkanım. Muhakkak ki burada açmamızdan ana gaye burada ciddi bir sekreterya görevi vermek ve bu anlamda insanımıza faydalı ve katkı sağlamak. Ülkenin biz Edirne'den Kars'ına kadar hep söylüyoruz. Trabzon insanı mikromilliyetçilik yapmaz diyoruz. Evet. Biz insanımızın, ülkemizin her taraşını, her toprağını, her insanını severiz. Ama biz o çile çekmiş Trabzon insanına dünyanın her yerinde ne katkı verebiliriz? Onun mücadelesi içindeyiz. Demin dedik ya biraz evvel. Hani bizde bir slogan var. Bize her yer Trabzon. Evet. O bir slogan değil. Üç tane Trabzon'un bir araya geldiğinde dünyanın bir ucunda da olsa o birlikteliği göstermişsidir. İşte görüyorsunuz. Bize her yer Trabzon. Evet. Bitti. İnsanlar akın akın geliyor. Bütün mesele bu. Dolayısıyla bu anlamda biz elimizden gelen bütün katkıyı insanımıza sunma adına burada gece gündüz çalışıyoruz. Ben öncelikle gençlik kolları, kadın kolları ve ana akademiye emeğe geçen, katkı sunan herkese, başta bakanlarımız olmak üzere belediye başkanlarımıza, herkese sonsuz teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun böyle güzel bilgilerinizden dolayı. Ayağınıza sağlık, elinize sağlık diyoruz. Sağ olun başkanım.